Odak'tan herkese merhabalar efendim. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada bir başarı serüvenine odaklanacağız. Haberin sosyal medyası, GZT'nin genel yayın yönetmeni konuğum. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Bugün hem sizi tanımak istiyoruz. Genç, başarılı, tam dijital çağa uygun içerikler üreten önemli isimlerden birisiniz. Bence dijital medyada başarılı isimlerden birisiniz. Sizi yakından tanımak istiyoruz. Biraz platformu tanımak istiyoruz. Öncelikli olarak Doğukan Gezer kimdir diyelim. Başlayalım sohbetimize. Şöyle başlayabiliriz aslında. Medya kısmından biraz geriye gidersek, işte 1991 İstanbul doğumluyum. Medya tecrübem biraz daha lise döneminde başladı. İşte lisede staj yaparken ve sabahta teknik yönetmenlik koltuğuna böyle yavaş yavaş bakarak, özenerek lise çağında ve medyayla bir bağım kuruldu diyebilirim belki. Ama sonrasında da hep aklımdaydı aslında bir medya ürününün başında olmak ve medya içeriği üretmek aslında. Onun akabinde işte İletişim Fakültesi Mersin'de okudum gazetecilik bölümü. Gazetecilik bölümünü okurken zaten tam mesleğin içerisinde oluyorsunuz. Ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı bir şekilde görme fırsatınız oluyor. Onu keşfetme imkanınız oluyor. Sonrasında üniversite dönemini biraz daha farklı kıldım. Birazdan da bahsederiz belki. 4 yıllık üniversite döneminde 8 farklı yerde staj yaptım. İşte Mersin'e gittiğimde Mersin'de bir yerde staj yaptım. İstanbul'a döndüm, burada yaşıyordum. Biraz da buralarda bir staj yapma imkanım oldu. Mezun oldum da yani 8 farklı medya kurumunun adı CV'mde yazıyordu. Her böyle olunca aslında biraz daha tecrübeli başlamış oldum. Akranlarıma göre diyeyim. Sonrasında tabii farklı farklı yerlerde işte ajansla tecrübem oldu. Ankara'ya gittim, Yeşil ve Spor Bakanlığı'nda basın tarafında yine spor muhabirliği yaptım. GZT ile sonrasında buluşma hikayemiz oldu aslında. Evet, aslında habercilik, işte gazetecilik bu şekilde başlayan bir iletişimci olarak başlayan bir serüven. Sonra da tabii ki çağın da değişimiyle dijitale geçti. O zaman bahsedelim GZT'nin kuruluş hikayesinden, serüveninden, ilk kuruluş aşamasından ve amacından. Şöyle aslında GZT dijital bir medya markası olarak doğdu. Genelde doğduğunda işte 5 yılı aşan bir süreden bahsediyorum. 5 yıl öncesinde Türkiye'de henüz tam olarak dijital medya markası ürünü görmemiştik. İşte yurt dışında çok denemeleri ve tutan işler oluyordu aslında ama dijital medya markası olarak, yani geleneksel herhangi bir bağ olmayan, işte gazetenin bir dijital yansıması değil, televizyonun bir YouTube kanalı değil ya da sadece Twitter'da yayın yapan bir mecra değil, topyekun tüm dijital dünyada hem o dijitalin koduyla üretilmiş, dijitalin içerisinde doğmuş bir medya markası yoktu. GZT biraz bunun öngörüsüyle aslında kuruldu. Ben de henüz çok başlarını zaten ekibe dahil olma fırsatı buldum. Ve bu 5 yıllık serüvende işte ilk girdiğimizde Instagram'da habercilik yapılması tartışılıyordu. Biz orada direkt habercilik yapmaya başladık. İşte TikTok diye bir mecra yoktu. Birazdan bahsedeceğim, şimdi orada çok ciddi bir etkileşim elde ediyoruz. Buraya kadar geldi aslında. Evet, aslında geleneksel medyayı tamamen dijital çağa uyduran bir marka oldu bence GZT. Evet, habercilik deyince sadece biz kitle iletişim araçlarından sadece televizyonu, işte gazeteyi bilirken şu an artık dediğiniz gibi sadece dışarıdan alınan bir haber dijitale yansımıyor. Direkt olarak haber içeriği üretiyor ve büyük bir ekibe sahip. Peki bu noktada dijital çağa uydurulma noktasında haberciliğin serüveninde dijital tarafı, dijital haberciliği nasıl yorumluyorsunuz? Aslında çok zorlu bir süreçti yani. Çok şu an çok kolay bahsediyoruz belki, işte Instagram haberciliği ya da TikTok'ta bir yayın yapmak, ama habercilik dediğimizde aslında çok geleneksel bir kavram ve tarihine baktığımızda dijital onun artık binde biri kadar yer ediyor. Çok ciddi bir geleneksel kod yapısına sahip. İşte az önce bahsettiğim staj dönemlerinde ya da okurken akademide, işte iletişim fakültelerinde yeni medya üzerine konuşamazsınız. Çünkü o alanda henüz daha bir çıktısı olan akademik kavramsallaşmış bir yapı yoktur. Her şeyi yeniden keşfetmeniz gerekiyor aslında haliyle. Yeni medya kavramı biraz buradan geliyor. Biz de onun üzerine çok gidiyoruz. Yeni medya kavramının bir çıktısı olarak temel gazetecilikten de farkı o aslında. Ama yeni medya ile ilgili şu parantezi açabiliriz. 1990-91 yılında bir kitap yazılmış, Yeni Medyalar diye. 90'lı yılların başında. Ve orada şundan bahsediyor. Radyonun medyayı biraz daha hızlandırdığı, işte telegrafın biraz daha iletişimi hızlandırıp haberleşme çağını aslında getirdiği yönünde. O dönemin yeni medyası o. Biz bugün işte telefonlardan, internetten bahsediyoruz. Ama biz bundan 5 yıldır, 10 yıldır bahsediyoruz. Yani 5 yıldır, 10 yıldır internet basını, işte internet üzerindeki yayıncılık, gazetecilik her zaman yeni medya diye konuşulmuştu. Ama bu yeni medya parantezi hiçbir zaman kapanmadı. Onun nedeni de aslında biraz da dijitalin kendi kodlarıyla doğmuş olması. Yani teknolojiye çok bağlı. Bu iyi bir şey. Ama diğer yandan teknoloji sürekli geliştiği için medya da o kadar gelişiyor. Yani bizim yaptığımız her yayın, imza attığımız her içerik ya da işte dijitalde birçok arkadaş yeni yeni işler üretmeye başlıyor. İşte herkes artık içerik üretici oldu. Bundan da belki bahsederiz. Böyle olunca artık o teknolojiyi takip eden ve içeriğinizi de aslında ona göre pazarlamanız gereken bir denklemin içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Daha öncesinde yine
bir kavram vardı Bill Gates'in, içerik kraldır diye. Biz biraz bunu güncelledik. İçerik pazarlanabildiği kadar kraldır diyoruz. O da şundan aslında geliyor. Yani biz bir içerik yaptık. Normalde geleneksel basında nasıldır? Manşeti atarsınız ve artık o gün o konuşulur Türkiye'de. Ya da işte ana haberde bir ilk haberiniz ki sizin çok önemlidir ve konuşulur. Artık onun üzerine bir şeyler inşa edersiniz. Dijitalde bu böyle değil aslında. Dijitale geldiğinizde ne yaparsanız yapın, çok önemli bir haber olsun, çok önemli bir yerde olun ya da işte çok dikkat çekecek bir konuyu gündeme getirin. Siz bunu iyi pazarlayamıyorsunuz dijitalin verdiği imkanla, sosyal medya kodlarıyla biraz aslında geri planda kalıyorsunuz. Geleneksel gazetecilik biraz aslında buraya dönüşüyor diyebiliriz aslında. İçeriğini üretmenin yanı sıra ekstra bir mesai pazarlama aşamasına gelmesi için. Hı hı. Direkt olarak aslında sosyal medyanın bu noktada da gücü var bence. Pazarlama alanı ve içerik kalitesi de burada öne çıkıyor muhtemelen. Onlarla ilgili de şeyler soracağım. Gezete'nin içerik stratejisi veya işte paylaşım planları vesaire bunun üzerinde ne gibi çalışmalar sırrını yapıyorsunuz? Sırrını vermeyelim ama. Evet, sırrı vermeden. Çünkü büyük bir başarı elde etmiş. Yani sıfırdan başlayıp şu an bayağı binlerce takipçisi top 2'ün olan. Top 2 dediğimiz aslında günlük 5 milyon kişiye dokunuyoruz her gün. Bunun içerisinde YouTube'umuz var, Instagram'ımız var, internet sitemiz ve altyapımız ciddi bir trafik alıyor. İşte Facebook'umuz hakeza yine öyle. Bütün mecralarda yayıncılık yapıyoruz. Tabi buraya nasıl geldik? Hani biraz sırrı ne olabilir belki? Ya da medyadan farklı. Artık herkes artık internette yani. Geleneksel televizyon kanalları işte. Herkesin güvendiği markalar artık dijitalde yayıncılık yapıyor. Biz nasıl onun önüne geçebiliriz? Biz biraz daha farklı bir yerde konumlandırdık kendimizi. Yani aynı mahallede değil belki ama farklı bir sokakta ama farklı bir gazetecilik yaparak. Onun tanımını biraz şöyle açtık. Açıklayıcı gazetecilik. Yani bir şeyi ortaya çıkaran ya da bir bilgiyi karşı tarafa veren sadece değil, açıklayan. Yani bir arkadaşımıza bir olayı izah ediyormuş gibi her olayı takipçimize, izleyicimize açıklama gayretindeyiz. Bizim aslında mesaimizin büyük çoğunluğu oradan geliyor. Bir ikincisi de açıkladığımız içerikte kalmıyoruz, etkileşim kuruyoruz. Bu hiçbir medya kuruluşundan beklenmez yani. Böyle takipçiyle konuşan işte 1 milyonluk bir Instagram hesabından mesajlara yanıt veren, merak ettiği bir soruya editörün cevap vermesi gibi. Biz de tam tersi bütün editörlerimiz takipçiyle, izleyiciyle arkadaş gibi yani. Direkt konuşma aşamasındalar. O da bizim biraz daha farkımız oldu. Markamızı yani normalde ilk başlarda çok ciddi bir güvensizlik oluyordu. Çünkü işte medya ve haber ürünü yaptığınızda aslında gerçekten köklü markalar var ve siz varsınız. Tercihe koyduğunuzda diğer tarafta daha ağır basıyor. Biz bunu kırmak için böyle uzun süre yayınlarla, bu etkileşimlerle biraz da açıklayıcı tarafı, o izah eden tarafı güçlü tutarak buraya kadar gelebildik diye düşünüyorum. Evet, şundan bahsettiniz. Büyük haber markaları, yani kanalları var ve onların ötesinde, dijital tarafta onların ötesindesiniz aslında. Çünkü onlar sadece kitleye göre belki de. Onları takip eden kitle dijitalde belki çok fazla önemsemiyor ve dijital tarafta haber dijital dile uymuyor aslında. Çok dikkat çekmiyor. Sizde bence o artı var. Siz dijital dünyanın, dijital çağın ilgisine göre haber üretiyorsunuz. Ve zaten direkt olarak da öne çıkıyor kullanıcılar için. Daha eğlenceli, daha belki konuşma dili, iletişim tarzı, etkileşim kurabilmek, bunların hepsi çok önemli sosyal medya tarafında. Marka oluşturabilme noktasında. Peki şunu sormak istiyorum. Biraz dijital tecrübelerinizden faydalanmak için. Şimdi sosyal medyada, yani dijital dünyada süreklilik çok önemli. Sürekli ürettikçe var olabiliyorsun, yoksa yok oluyorsun. Ama sürekliliğin devamında içerik kalitesinin önemini siz nasıl yorumlarsınız? Hani sürekli bir şeyler paylaşmak mı, yoksa belki sürekli uzun vadede büyük aralıklarla kaliteli içerik mi daha önemli? Yorumlarınızı merak ediyorum. Aslında bazen dönemsel olarak değişmekle birlikte nispeten niteliğin biraz daha azaldı. Niceliğin arttığı aslında konudan bahsediyoruz. Nicelikten kastım bizim yani bir olayı uzun vadede işte slow journalism uygulayarak böyle yavaş yavaş hazırlayıp vermekten ziyade kısa sürede anlık bir şekilde açıklamamız daha iyi, ağır basan kısım oluyor. Biz bunu çok iyi görebiliyoruz. Dijitalde yayıncılık yapmak trendi yakalamaktan geçiyor aslında. Ve herkes içerik üretici. Herkese rekabet ediyorsunuz. İşte siz bugün bir hesap açın, Gazete ile aynı oranda rekabet ürünüsünüz aslında. Akışında, bir keşfet akışında bizim içeriğimiz geliyor, sonra sizin içeriğiniz geliyor. Eskiden nasıldı? İşte 5 kafa gazete, 5 kafa televizyon kanalı vardı. Biz içerikleri oradan alırdık. Diğerlerinin sayılması, önümüze geçmesi hiç mümkün değildi. Yani kimse aslında değerlendiremezdi. Hal böyle olunca biraz da o niceliğin arttığı, yani anlık refleksi içeriği üretiminin karşılandığı bir hale geldi. Tabii nitelik zayıfladı. Ama önemli olan da bu istikrarlı süreç içerisinde. Yani
herkesin içerik üretebildiği alanda sürekli olarak nispeten iyi diyebileceğimiz içeriklerin devamlı bir şekilde üretilmesi. Yoksa tam tersinden baktığımızda işte herkes içerik üretici dedim. Ve bu herkes 1, 2, 3 video üretiyor YouTube'da ya da Instagram'da. Ama yolun henüz başında ya karşılığını alamıyor ya beklentisini görmüyor ya da istikrarlı bir şekilde devam etmediğinde o yoldan ayrılmış oluyor. Sizin aslında bir süre devam etmeniz birçok kişinin önüne geçmenizin yolunu açıyor. Bunu değerlendiren çok kişi yok. İşte bizim de ekibimize katılan bazı arkadaşlar var. Örneğin onun bir tanesinin hikayesini anlatayım size. Gazetecilik okuyor ve bir TikTok hesabı açıyor. Spor içerikleri üretmeye başlıyor. Ben de uzaktan onu takip etmeye başlıyorum, beğenerek sadece. 1, 2, 3, 4, 5 artık bakıyoruz istikrarlı bir şekilde devam ediyor ve izleyici alıyor aslında. Bize rekabet edecek boyuta gelmiş neredeyse ve de içerikleri gerçekten bizim istediğimiz içerikler. Sonrasında onunla iletişime geçiyoruz ve ekibimize katılıyor spor editörü olarak. Artık o içeriklerini biz de üretiyor. Normal şartlarda bir medyaya böyle bir giriş hiç mümkün değildi eskiden yani. Evet. Yaptığınız bir işle direkt keşfedilip sahaya girmeniz. Artık biz bunu biraz daha oturtmuş olduk. Evet, dijital medyanın artılarından biri de bu. Aynen, geleneksel medyada belli tecrübe veya yani dijital medya birazcık böyle bir yaratıcılık, aktiflik, üretkenlik gerektiriyor. Hı-hı. Ve bu da ilgili olan kişiler için çok kolay bir şey. Hı-hı. Sürekli ürettikleri için. Ve bu da başarının sırrı oluyor. Ve ekip işi olduğu için de tabii ki totalde bir başarı oluyor. Peki TikTok'tan bahsettiniz. Pek çok mecra var. Markaların yine marka üzerinde tecrübenizle ilgili bir soru olacak bu. Tüm platformlarda yer almanın önemi nedir? Ya da tabii ki de tüm platformlarda yer alabilirler ama hepsinin içerik paylaşım stratejisi çok farklı ve buna uyum sağlamak zorundalar. Sizin platformunuz hangi mecralarda var ve markalar özelinde bütün bu mecraların önemi büyük mü? Ya çok büyük aslında. Zor bir iş. Her gün yeni platform doğuyor işte. GST kurulduğunda TikTok henüz böyle varlığını ispat etmemişti. Bizim için bir gerek değildi. Artık öncelikli platformlardan biri. Bu bütün markalar için geçerli çünkü her platformun kendi bir dili var ve kendi kullanıcısı var aslında öncelikli olan. Ama yaptığınız bir içeriği de topyekün tüm mecralarda yayınlamanız pek de sonuç vermiyor. Örneğin YouTube'a yaptığınız bir işi Instagram'da izletmeniz çok kolay değildir mesela. Ya da Instagram'a hazırladığınız bir paketi işte Twitter'da çok karşılığını alamaz. Biz o yüzden biraz daha hepsine farklı yayın akışı hazırlayarak sistemimizi kurduk. Yani bizim günlük işte biraz şu anda da sosyal medya grubundan arıyorlar günlük plan toplantısı için. Instagram'a farklı bir akış planı yapıyoruz. YouTube'a farklı bir akış yapıyoruz her gün. TikTok'a farklı, işte Facebook'a farklı, Twitter'a farklı şekilde. Çünkü her mecran dili farklı. Bizim oraya sunacağımız içeriğin karşılığını alma potansiyelini ölçmemiz gerekiyor en başında. Hal böyle olunca aslında kendi mecrasının diliyle üretilen içerikler biraz daha karşılığını alabiliyor. TikTok tabii burada biraz daha farklı. Tüm sosyal mecraları değiştirdiği için işte YouTube'u biz nasıl biliriz? Uzun videoların olduğu, yatay videoların olduğu platform diyebiliriz. Şimdi nasıl biliyoruz? Shorts videoların çok izlendiği, kısa tik videoların çok etkilediği ve etkileşim getirdiği hale geldi. Neden? TikTok'tan bir benzerlik kurulması adına. İşte Reels diye bir şey geldi Instagram'a. Hiç kimsenin aklına gelmezdi böyle bir şey. Reels ne? TikTok'un tamamen aynısı aslında. Kısa videolar ve keşfet algoritması üzerinden bizim önümüze düşen videolar. TikTok biraz da yapıyı değiştirdi. O oyun bozucu olarak aslında bütün mecraları değiştirdiği için önemsiyoruz yayıncı tarafında. Ve orada biraz daha yaptığınız içeriğin karşılığını almanız kullanıcı nüfusu fazla olduğundan daha kolay oluyor aslında. Evet, aslında platformda yer almanın dışında mesela platformun sürekli olarak güncellenen durumlarına da ayak uydurabilmek lazım. Yani yine evet Instagram'da varım ama post yine uzun videolar, IGTV zaten artık yok. Aynen. Reels'lar geldi falan, ona da ayak uydurmak zor bir süreç. Peki genel anlamda, istatistikler anlamında, şimdi geleneksel habercilikte bunun karşılığı reyting oluyor ama dijital platformda bütün istatistikleri görebiliyoruz. Evet. Büyük bir avantaj. Stratejinizi değiştirme noktasında istatistiklere ulaşmak nasıl yardımcı oluyor size? Yani çok oluyor aslında. Bizim mesaimizin büyük çoğunluğu içerik üretiminden ziyade o içerikten elde ettiğimiz verinin okunması ve onun üzerine bir strateji geliştirmek üzerine kurulu. Ufak bir örnekle başlayayım aslında. Bizim YouTube yayınlarımızda işte 700 bini aştı abone sayımız. YouTube bize şunu önerdi. Kendi algoritması panelinden direkt veriyor. Sizin izleyici kitleniz savunma sanayi etiketindeki kavramlara da çok yatkın. Siz buraya içerik üretirseniz eğer karşılığını alabilirsiniz diye. Algoritma sadece robotik bir dilde bunu size söylüyor. Biz de bunun üzerine gittik ve işte iki yeni proje başlattık. Envanter diye, bir de
Soma Sanayi ile alakalı bir yapım daha. Ve baktık ki en çok izlenen yayınlarımızdan biri oldu bir anda. Yani normal şartlarda bizim oturduğumuz yerden ya da dışarıdan bir bakışta bunu tespit etmemiz hiç mümkün değil. Neyin olmadığını, neyin gerektiğini çok fazla göremezsiniz ama algoritma motorları sizi gerçekten çok ciddi bir şekilde yönlendirebiliyor. Bu çok iyi bir avantaj. Diğer yandan neyi kötü yaptığınızı size gösteriyor. Yani siz bir iş yapıyorsunuz evet ama örneğin işinizin ilk bölümünde ya da ikinci bölümünde bir şeyler deniyorsunuzdur format olarak. Bunun tutup tutmadığını, yani izleyiciyi orada tutup tutmadığını ya da atladığını, devam ettiğini size gösteriyor. Bu da sizin için çok iyi bir mesele aslında değerlendirme açısından. Bütün platformlar bunu biraz size öneriyor. Yayıncı için çok ciddi bir avantaj. Normal şartlarda televizyonda ya da gazetede, ki gazetede hiç aslında, ölçmeniz yani bir haberiniz okundu, yüzde kaçı okundu, nerede çıktılar, nereye ilgi gösterdiler, bunu görmeniz hiç mümkün değildi. Şimdi dijitalde ise tam tersi. Bir içerik üreticinin içeriğine işte hangi başlıktan dolayı tıklandığından, işte yüzde kaçını izlendiğine, nerede çıkıldığında, nerede ileri alındığında, işte nereden tekrar oynatıldığına dair her şeyi size gösteriyor. Ya da kaç takipçi geldiğine. Bu da bizim bütün o içerik üretim yöntemimizi aslında belirleyen kısım. Evet ve olumsuz durumlarda tabii ki stratejiyi geliştirme noktasında da bir kılavuz olabiliyor. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi dijital medyada, dijital habercilikte hemen kitlelere ulaşması saniyeleri bulabiliyor. Artık geleneksel medyada haber takibi gün içinde çalışanlar için işte gündüz haberleri vesaire ya da haberi takip edebilmek güçken elimizde telefonlar var artık, tabletler var, bilgisayarlar var. Hemen dijital platformdan yayılan haberleri alabiliyoruz. Gündemi her şekilde her an takip edebiliyoruz. Bu dijital dünya sayesinde. Geleneksel medyanın önüne geçebilir mi sizce bu hız ve bu kadar ulaşılabilirlik? Yani şöyle aslında gazetecilik ilk gün ilk derste bölüm başkanımız geldi. Dedi arkadaşlar gazetecilik ölüyor artık. Siz bölümü okuyorsunuz ama gazetecilik bitti dedi. İşte üzerinden kaç yıl geçti? 10 yılı aştı. Halen daha bu soruyu soruyoruz. Halen daha cevabı tam net değil. Bir yandan böyle bir gerçek var. Hiçbir zaman eridiğini, etkisini kaybettiğini ama tam olarak yok olmadığına dair bir gerçek var. Ama diğer yandan etkisine baktığımızda, dijitalin o işte dijitalde yapılan bir içeriğin etkisine baktığımızda gerçekten muazzam rakamlardan bahsediyoruz. Hiçbir zaman işte bir ana haber bülteninin 5 milyon üzeri izlenmesi beklenmez. Ama işte TikTok'ta ya da Instagram'da yaptığınız 2-3 içerik aynı gün içerisinde 5 milyona yaklaşabiliyor. Bu çok sık karşılaştığımız bir durum. Böyle olunca da aslında hiçbir zaman sizin o medyada ulaşamayacağınız kesim, ulaşamayacağınız rakamları daha rahat edinmiş oluyorsunuz. Ama diğer yandan baktığımızda herkes bu alanda, yani hiçbir şekilde akreditasyon gerektirmiyor dijitalde içerik üreticiliği yapmak. Herkes istediği şekilde içeriğini üretebiliyor, herkes profesyonel olmasa da ya da medya etiğini bilmese de habercilik yapmaya çalışabiliyor. Bu da tabii yine dönem dönem geleneksel medyanın da ne kadar önemli ve değerli olduğunu bize gösteriyor. Biz de genelde GST'yi o yüzden biraz daha inşa ettik. Gelenekselden de bir şekilde bizim o medya etiği dediğimiz ya da hassasiyetlerimiz ya da işte bir gazetecinin dikkat etmesi gereken hususları dijitalde olsak aynı haber merkezini taşıdık. Yani gelenekselden bir bağımız da o. Sonucu da aslında biraz o veriyor. Yani daha az hata yapıyorsunuz. Dijitalin normal şartlarda çok hızlı bir paylaşım akışı var ve kendinizi kaptırıp bir anda etkileşim için ya da hızı vermek için doğrudan ziyade yanlışı servis edebilirsiniz. Gelenekseldeki kodu biraz da aldığınızda dijitalde de yine karşılık verdiğini görüyoruz aslında. Evet, bence belki de öne çıkmanın yani öne çıkmanızın bir diğer detayı da bu. Yani herkes içerik üretiyor ve herkes haber paylaşımında. Sizinki gerçek bir geleneksel haberciliğin yansıması olarak ve gerçekten şeffaf ve net bir şekilde veya doğruluğu, güvenilirliği zaten sağlamışsınız. O şekilde olduğu için bence başarı elde ediyor. Gelecek projeleri var mı peki, dinleyelim? Aslında neler çok var planlıyor? Yani her günümüz yeni bir ilham arayışıyla geçiyor. Yani bizim bir şeyimiz de, mesaimiz harcayan bir kısım da iş dışında. Akşamları birçok ekibin üyesi aynı şeyi söylüyor. Biz biraz da şu mantığı oturtuyoruz. Gördüğün kadar iyi olabilirsin diye bir söz var işte bizim de uyguladığımız. Biz ne kadar iyi iş görebilirsek dijitalde ya da normal medya alanında o kadar iyisini yapabiliriz. Yani bizim ufkumuzu açacak olan gördüğümüz iyi işlerdir. Ya da işte çok iyi bir belgesel izlerseniz iyi belgeselin ne olduğunun yanıtını verebilirsiniz. O yüzden bizim ilham arayışımız, keşif arayışımız çok ciddi devam ediyor. Yeni yeni yapımlarda sürekli aslında bünyemizde. En son geçtiğimiz aylarda game kategorisini açtık. GST Game diye bir alt marka kurduk. Sadece oyun alanı, işte e-spor alanı çok ciddi bir potansiyel var ama
ciddi bir medya kuruluşu, yani böyle normal yayıncılık yapan ama bu alanda eğilecek bir medya kuruluşu yoktu o alanda. O boşluğu biraz doldurma gayretindeyiz şu sıralar. Geçtiğinde zaten alt markalarına baktığımızda işte mimariden yemeğe, işte geziden mizaha, spora kadar her alanda olmaya çalışıyoruz. O da şu yüzden dijitali anladık evet biz, ama bu genel bir, yani genel çerçevede bir yayıncılık. Ama tematik bir alana geldiğimizde yine karşılık verebilecek durumda. Herkes kendi ilgi alanı ile ilgili iyi içerik ister aslında. Biz de biraz tabii bunun ki cevabını vermeye çalışıyoruz. Şu an game'i biraz daha iyileştirme ve böyle oradan sonuç alma önceliğimiz aslında. Evet, aslında genç bir ekip var ve sürekli üretiyor sanırım. Bu yüzden de başarıyı elde ediyorlar bence, sürekli kaliteli içerikler üreterek veya kaliteli işler yaparak. Emeklerinize sağlık diyelim. O zaman bir gazeteci olarak, iletişim fakültesi mezunu olarak bu gazetecilik isteyen veya dijital tarafta çalışmalar yapmak isteyen izleyenlerimiz varsa onlara tavsiyelerinizi alalım. Bir de şu tavsiyeyi eklemek istiyorum. Yine dijital başarınızdan dolayı markalarda yine sosyal medya, dijital tarafta nelere dikkat etmeli? Genel tavsiyelerinizi alalım. Yani şöyle, aslında dijital deyince her zaman hemen başlamalı diyorum ben. Çünkü geçen zaman içerisinde rakipleriniz artıyor. Siz biraz daha geç kalmış oluyorsunuz. Yapacağınız iş denenmiş olabiliyor belki. O yüzden bir açık bulup hemen denemeye başlaması lazım. Bu iletişim okuyan da, mezun da ya da markalar için de geçerli. Diğer yandan mecrayı anlamak asıl önemli olan. Çünkü o mecra aslında gazete, televizyon neyse, işte sizin bulunduğunuz platformda o değerde ve farklılıkta içerik bekliyor sizden. Özellikle markaların da buradan alacağı ciddi sonuç var. Çünkü markaların bütün müşterileri, tüketiciler aslında dijitalde zaten. Gelenekselde çok az bir kısmı var. O yüzden reklam stratejisinden işte satış kısmına kadar her şeyi, özellikle etkileşim takibini, işte feedbacklerin takibini dijitalde yapması biraz daha fayda sağlayacaktır. Genelde markaların biraz daha geleneksel kaldığını orada görebiliyoruz. Müşterisiyle dijital üzerinde çok fazla iletişim kurmuyor. Halbuki kurması gerekir yani. Artık biz bireysel olarak iletişimimizi dijitalde kuruyorsak, medya kuruluşları kuruyorsak, markaların da buraya biraz taşınması gerekir. Bunun varlığının çok iyi sonuç verdiğini görüyoruz genelde. İletişim okuyanların, mezunlarının da yine aynı şekilde ne yapacaklarını çok iyi bilip, belli bir tema belirleyip belki sıfır olduklarını hiç olumsuz değil, olumlu olarak değerlendirip, çünkü sosyal mecralar sıfırdan yeni bir hesap olduğunda, tematik bir yayıncılık yaptığınızda ve işte oraya özgü içerikte ürettiğinizde sizi daha çok değerli görüyor ve etkileşiminizi biraz daha artırıyor. O yüzden iletişim okuyanların burada olması, az önce bahsettiğim spor örneğinde olduğu gibi, medyaya da taşınmasına böyle bir yol açacaktır. Evet, aslında çok güzel tavsiyeler ve aslında ne kadar güçlü bir alan değil mi? Kendisi ilgi alanına göre içerik üretirken meslek sahibi oluyor ve profesyonel bir şekilde yapmaya devam ediyor. O özel çalışmalarda hem karşılık bulsun diyelim ve size de çok teşekkür edelim. Değer kattınız, güzel tavsiyeler de aldık, güzel başarılara da imza atıyorsunuz. Nice başarılar dileyelim. Ben teşekkür ederim, umarım faydalı olmuşuzdur. Çok teşekkürler. Evet, Odak'ta bu haftanın sonuna geldik. Dijital haberciliği konuştuk, dijital dünyayı, platformları konuştuk, güzel tavsiyeler aldık. GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer'den kendisine yeniden teşekkür ediyoruz ve bu haftalık sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın.